Biz bu nabızı yokladığımızda siz Samsun'da çok güzel bir hatıralarla ayrıldığınızı biz ulaştık. Bu konuda bize eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani bu insan ilişkilerden fazla bir şey değil. Ben bu şekildeki ayrılığın bir nitelik olduğunu düşünmüyorum. Böyle olması lazım. Evet. Yani uygarca bir şekilde kimse kimseyi kırmadan ayrılabilmeli. Evet. Hocam bu akşam biraz Türk futbolu nereye gidiyor bunu size sormak istiyoruz ama tabii Fehmi abiyi biraz sıkıştıracağız. Çünkü diğer branşlarda özellikle geçtiğimiz aylarda bir İstanbul Cup geçti ki Tenis Federasyonu Sayın Ayda Uluç'un Türkiye'mizin tanıtımında önemli bir yeri olan bu turnuva. Bugün tabii Cumhuriyet Kupası'nla alakalı tenisin yaptırımları sıcağı sıcağına oradan geldiniz. Sonra basketbola döneceğiz. Ben değerli izleyicilere hemen hatırlatmak istiyorum. Evet, yarın hemen İstanbul Fatih Spor Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Ayşe Genç Spor İl Müdürü'nün beraber organize etmiş olduğu bu güreş turnuvasına tüm İstanbul'u davet ediyoruz. Bugün önemli bir basın toplantısı vardı. Yine burada çok güzel bir plaketimiz var. Sağ olsun İstanbul Büyükşehir Spor AŞ Genel Müdürü Sayın Alpaslan Baki Ertekin'in basına dün vermiş olduğu Point Otel'de çok güzel bir yemek vardı. Sağ olsun bunu Tekrumeli Televizyonu Spor Müdürlüğü'ne uygun layık görmüşler. Ve bunun yanı sıra da şahsımıza çok onur duyduk. İsmimizi yazan kalemler hediye etmişler. Görüldüğü gibi Mehmet Çelik yazılı kalemler. Biz burada özellikle Sayın Alpaslan Baki Ertekin'e, çalışanlarına, Çağatay kardeşime, basın danışmanına çok teşekkür ediyoruz. Biz sporun olduğu her yerdeyiz. Büyükşehir Spor AŞ Genel Müdürlüğü'nün tüm faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz. Tabii olumlu olumsuz her şeyi mantıklı ve yapıcı bir şekilde tatlı eleştirilerimizle artıya döndürecek yaklaşımla spora desteğimiz devam edecek. Biz bu inceliklerle gurur duyarken şahsımıza ve Türk basınına göstermiş olduğu nezaketten ötürü Sayın Alpaslan Baki Ertekin'e çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabii hemen bugün sıcağı sıcağına özellikle Feshane'de çok büyük bir katılımla yaş basamaklarında satrançta çok önemli bir turnuvaya start verildi. Bakalım İstanbul'un Acar Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Bürge neler yapıyor? İsterseniz kendi ağzından ve görsel olarak bu yorumları sizlerin huzuruna getiriyoruz efendim. Için biliyorsunuz yani ben Bahrampaşa Belediye Başkanı olduğumuz gün yani 1994'ten bu yana önce canlı eksenli insan merkezli bir belediye anlayışımızın olduğunu, öğretmenler odasını bırakarak belediye başkanlığıma başladığım günden beri de çocuklarımızla ilgili çok önemli işler yaptığımızı söylüyorum. Ne dedim? 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Atatürk'ümüzün çocuklara emanet ettiği bir bayramdır. 10 gün anlamlandırıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ümüzün gençlere armağanıdır. Onu da 10 gün kutluyoruz. Siz de takip ettiniz ki Bayrampaşa Belediyesi olarak 19 Mayıs'ta bundan 3-4 sene önce Dünya Genç Birleşmiş Milletler'in toplantısını Bayrampaşa'da yaptık. Türkiye Satranç Federasyonu bize geldi ki şampiyon, koca şampiyon, büyük şampiyona da ev sahipliği yaptık Kırşova. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu insan bizim geçen sene çocuklarımıza birinci sınıflara akıllı defter diye dağıttık. Onun en önemli sayfası satranç sayfası. Sayın Başkanım 1143 sporcu, 1200 sporcu hedeflenmişti. Hedefe ulaştırıldı görünüyor. 1143 sporcu. Neyi ifade ediyor sizin için bu katılımda? Öncelikle tabii Mehmetciğim burada ben velileri de kutlamak istiyorum. Yani buraya 1130 çocuğun gelmesi ve Türkiye de bugüne kadar katılımı itibariyle en yüksek katılım olarak söyledi federasyondaki yetkililer. Bir de bu turnuvanın 29 Ekim'e gelmesi de çok güzel, çok manidar. Belki de en manidarı da Bayrampaşa Belediyesi olarak çocuklarımıza verdiğimiz kıymet dolayısıyla bunların sponsoru olmamız diye düşünüyorum. Benim satrançtan anladığım bir şey daha var. Çocuklarımız
bu internet meselesi ve televizyonlarla düşünmekten biraz çok beri kaldı çocuklarımız. Satranç düşünmeden oynanmaz. Şu arada çocuklarımızı düşünen insanlar olarak yapıyoruz. Çünkü çocuklarımızın okuması lazım. Sonra okuduklarını düşünmesi lazım. Sonra yapması lazım. Önce okuyacaklar, sonra düşünecekler, sonra yapacaklar. Yapılan bir organizasyon. Biz diyoruz ki her zaman İstanbul'da bu unvanı almak önemli bir şey. Ve bu unvanı alırken de çocuklarımızın doğru şekilde, iyi durumlarda yarışması için elimizden geleni yapıyoruz. Şunu görüyoruz. Biz elimizden geleni iyi yaptıkça sayımız çok yukarı çıkıyor. Bu yıl yaklaşık 1200'e yaklaştık. Ama ben biliyorum ki çok daha öncesinden başlasak ve kayıtları biraz daha uzun tutsak 3000'leri 4000'leri bulacağız. Bu anlamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda olmasının sebebi de yarın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutlayacağız çocuklarımızla beraber. Atatürk ve onun satranç oynuyor. Yaşamda, gerçek yaşamda satrancı çok iyi oynayan bir komutanımızdı. Ve şunu söyleyeyim, bütün asker arkadaşlarıyla, komutanlarıyla trende giderlerken hep satranç oynarmış. Gerçek yaşamda da satrancı oynadı. Satranç için bir savaş sporudur derler. Evet, generaller, komutanlar satranç biliyorlarsa maçlarını, daha doğrusu savaşlarını kaybediyorlar. O yüzden yaşam zaten bir savaş. Ve çocuklarımız burada daha bu küçük yaşta bunların bütün kurallarını öğreniyorlar ve oynuyorlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ümüzü ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız. Ve çocuklarımızla birlikte iki gün daha pazar gününe kadar bu şekilde devam edeceğiz. Hanginiz daha çok iddialı? Abişim, sen çok düşünüyorsun. Ya, hayır. Düşünmeden oynamıyorsun değil mi? Düşünmeden satranç oynanır mı? Söyle bakayım. Hayır. İddialı oynanır. Vallahi billahi. Helal olsun ya, iş umurumda dedim. Abişim sana diyorum, düşünmeden satranç oynanır mı? Düşünmeden, oynamaz değil mi? Senin adın ne bakalım, adını soyadını bir söyle. Berke. Bak Feridun abine doğru şöyle, Sayın Başkanıma doğru da. Evet, söyle bakalım adını. Taha Berke Zeren. Düşünmeden satranç oynanır mı? Oynanmaz. Benim adım Selim. Düşünmeden satranç oynanır mı sence? Hayır. Düşünerek oynar değil mi? Evet. Çok düşüneceksin, ondan sonra oynayacaksın. Evet. Baba satranç biliyor mu? Evet. Babanın adı ne? Selim. Hadi bakalım, başarılar için. Kiyalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi devam edecek. Kiyalı'da pantolon kampanyası. 3 pantolon al, 1 öde. Üstelik bonusa özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyalı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Atatürkeserleri.com'dan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evinde, iş yerinde ve arabasında bulunması gereken meydanlarda gururla taşıyacağınız eşsiz bir bayrak seti.
İşte Türk Cumhuriyeti'nin özgürlük ve bağımsızlığını sembolize eden uzun yıllar gururla dalgalandıracağımız Türk bayrağı seti. 1. 70'e 105 ölçülerinde Atatürk'ün kalpaklı resminin süslediği kaliteli kumaştan Türk bayrağı. 2. Evinizde, okulunuzda ve iş yerinizde yıllarca onurla dalgalandıracağınız 70'e 105 ebadında Türk bayrağı. 3. Arabanız için kaliteli kumaştan hazırlanmış üçgen bayrak. Türk bayrağı setini alan herkese 2 hediye. 1. Atatürk'ün en güzel sözlerinin süslediği ay yıldızlı Atatürk şapkası. 2. Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı kaliteli anahtarlık. 5. Muhteşem eserden oluşan bayrak setimiz kısa bir süre için sadece 25 lira. Adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığıyla bayrak seti bir telefonla evinizde. 0212 674 60 61 atatürkeserleri.com. Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'te spor penceresi devam ediyor. Evet, burada özellikle Tenis Federasyonu İl Temsilcisi İmten Kamber As Başkanı da oradaydı. Tabii Nihat Yazıcı yoğunluğu nedeniyle dışarıdaydı. Projeleri var çünkü satranç durmak bilmiyor. Mini minik çocuklarımıza Satranç Federasyonu'nun hediye paketleri vardı. Bunlardan bir tanesi minik kumbaralar, çeşitli sevimli kumbaralar ve tabii İstanbul'umuz Avrupa Kültür Başkenti olmuştu biliyorsunuz bu yıl. Orada tabii önemli sponsorlardan bir tanesi de ajans sahipleri, temsilcileri. Sevgili Fehmi Ahmet'e dönmek istiyorum. Nasıl buldun Hüseyin Bürge Başkanımızın bu yatırımı, bu çalışmalarını? Size yabancı geliyor mu Hüseyin Bürge'nin bu gibi çalışmaları? Ben de zaten Rami'de oturuyorum. Rami Yeni Mahalli. Rami Bayrampaşa sınır sayılır. Sevgili başkanımız gerçekten sporu seven bir başkan. 87. yıl dönümü kuruluşunda yine bir ilke imza attı ve satranç turnuvası düzenledi. Burada düzenlemek önemli ama burada esas önemli olan katılımı çok iyi sağlamak. 1000 üzerine sporcu var. Bunun, evet Fehmi abi gerçekten çok önemli. Bunun annesi geliyor, abisi geliyor, amcası geliyor, dayısı geliyor. Benim de en büyük kızım Rami'de okuyordu. Voleybola bir ara işte merak sardı. Ben de gittim işte orada bir takım forma aldım. Ben bütün maçlarına gidiyordum. İlknur kızım. Ondan sonra şimdi buraya geleceğim. Şimdi buradaki sporcuların da anneleri var, babaları var. Tahmin ediyorum gidemedim tabii siz gittiniz. Burası bir bayram yerini. Andırıyordu. Bugün gerçekten bir coşku vardı. 3 gün devam edecek sevgili. Tabii işte çok önemli bir şey. İnsan yaşamında düşüncenin çok büyük önemi var. Bu da satrançla başlıyor. Ben sevgili başkanımı burada bir kez daha kutlamak istiyorum. Evet. Turan hocam siz nasıl buldunuz satrançta? Adeta bugün bir bayram havası vardı. İçeride mini minik çocuklarımız, bebeğinleri dışarıda. Yani 2500'ü aşan bir katılım vardı. Siz nasıl buldunuz sayın başkanın sponsorluğunda satrançı? Evet. Satrançın çok önemli bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Bayramımızda da çakışması çok güzel olmuş. Bu arada Cumhuriyet Bayramımız bütün yurdumuza hayırlı uğurlu olsun. Satranç konusunda oyuncularımla savaş yapıyor gibiyimdir. Şu anda Türk futbolunun gidişatındaki temeldeki kötü gidişatın aslında ileriyi görememek bir anlamda olduğunu düşünüyorum. Mesela oyuncularıma satrancı çok öneririm.